Atina'nın merkezi sayılacak yerlerinin bir tanesindeyiz. Burası Monastraki Meydanı. Hemen şu sarı binada, önümüzdeki tek katlı kemerli binada Monastraki metrosunun olduğu yer. Altından metro geçiyor. Bu da Osmanlı zamanından kalma, daha sonradan devşirmiş Yunan hükümetince kullanılmaktadır. Tam karşıda üzerinde bayrak olan. Yine önümüzde bir Yunan kilisesi. Merhaba gençler. Birlikteyiz. Yunan kilisesi. Çarşı pazarı burası, yani yeme içme, hediyelik alışveriş dükkanları tamamen sağımıza solumuza doğru bu şekilde buraya doğru yaygınlaşmıştır yani. Karşımızda Akropolis, Zeus Tapınağı, Agora meyhaneleri. Bu tamamen önümüze doğru, karşıki dağa doğru, daha doğrusu tapınağa kadar tamamen yol boyu sağlı sollu bir şekilde irili ufaklı da dizilmişlerdir. Çevre oldukça kalabalık Mayıs ayı dolayısıyla ve ayrıca da hava çok güzel, gezmeye de müsait. Şöyle anlatayım başka. Zeus'un, Atina'nın, kralların, antik çağın başkenti diyeceğim. Roma'dan sonra Atina ikinci sırada gelir. Birçok tarih eser, tarih kültürel olduğu gibi korunmuş. Herhangi bir savaş görmediği için de deforme olmamıştır. Ancak öğrendiğim kadarıyla depremlerde birkaç bölümler hasar görmüş. Bunun haricinde başka herhangi bir istilaya uğramamıştır. Kanalı izlemeyi, takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Gezip gördükçe hep beraber gezip görüyoruz. Arkamdaki Akropolis'in hemen aşağısında yine giriş ücreti 30 euro. Peşin söyleyeyim. 30 euro karşılığında şu meydan gibi giriş tak olan yeri geziyorsunuz. Bakın şurada 30 euro, öğrenci 15 euro karşılığında geziyorsunuz. Neler var içeride? İçerisi açık hava müzesi gibi, ancak ceket benim arkadaşlar, onu bir alayım. Şöyle yandan böyle bahsederekten gideyim. Neler olduğunu kısaca şöyle bir görebiliriz. Antik çağlara ait yine giriş bir zafer takı. Zamanına göre yani zafer takı diyeceğiz artık. Bu şekilde Zeus tapınağının bir benzeri. Güneşin azizliğine geliyoruz. Şuradan geri döneyim öyleyse. Şimdi evet, daha güzel görünüyoruz. Bakın arkamda, tam arkamda şurada Akropoli. Gördüğünüz üzere de bu şekilde Akropoli'nin altında ihtimalle şey olabilir burası. Gladyatörlerin savaş alanı da olabilir. Bilemiyorum. Ama gayet güzel. Yunan mitolojisi, Zeus tapınağının yeri. Atina. Atina'ya bir ya da iki gün. İki günü gezme açısından yeterlidir. Üçüncü gün fazla. Deniz kenarı olmadığı için benim gözümde Atina iki gün gezmek yeterlidir. Güzel bir havada. Hızlı olaraktan
bir gün ama arada giderseniz Atina iki gün yeter sizler için. Olay bu şekilde. Başka ne söyleyeyim? Atina, uygarlığın beşiği ve başkenti. Şöyle biraz da uzaktan böyle alırsak gayet güzel bir resim çekmiş oluruz. Yine burada arka kısımda gayet güzel tarihi eserler var ama bakalım onlardan ne demekse. Şurada gördüğünüz gibi artık zamanının, çağının en güzel, en güzel uygarlıklarından bir tanesi de buymuş. This is a library. Not a big... This is a library? No, this is a library. Of... Chipped off. Nobody sees it. Yes. Right, right. Kendi memleketimizde bu gibi yerleri gezmediğimiz için dışarıda gördüğümüzde de hayranlıkla bakıyoruz. Halbuki bizde daha iyileri var. Ege, Akdeniz bunlarla donar ama maalesef şoför her yerde, şoför, ticari taksi şoförleri. Bakın yine uzun bir manastır diyeceğim sizlere. Bu şekilde gidiyoruz. Akropolis. Yüksek bir tepede, taşların üzerinde kurulu olan bir şehir. Antik çağdan kalma, Büyük İskender'in yaşadığı, Büyük İskender'in Balkanlarda hüküm sürdüğü ve 13 yıllık kısa ömrü boyunca Atina'yı imar ettiği hemen şuradaki Akropolis. Akropolis'i günün her saatinde, akşam saat 19.30'a kadar gezebiliyorsunuz. 19.30'da kapanıyor. Burası bilet alma yeri. Bir kişi, bir personel 20 oydu. Ancak şehir içi ve turlarla geldiğiniz zaman turun içerisinde dahil günlük Atina bileti 5 günlük, 7 günlük veya 2 kişilik personel bilet aldığınızda fiyat değişiyor. Yine öğrenci kartınızı, uluslararası öğrenci kartınızı gösterdiğinizde yine bilet %50 indirimli olaraktan alabiliyorsunuz. Biz henüz içeri girmedik. Zannedersem kapanma saati geldi. Saat 17.15 gibi, 15 dakika sonra kapanacak. O yüzden şu an itibariyle içeri girmiyoruz. Çünkü vakit yetmeyecek. Yani kısaca Habendik Kayınza ait. Zamanımız dolduğu için burayı maalesef şimdilik dışarıdan fotoğraflayıp video olarak da çekiyoruz. Çünkü 15 dakika kaldı, zamanımız yok. Bu gidenlerse gidiyorlar, gitsinler. Sıkıntı yok. Atina, Yunanistan.